Sevgili arkadaşlar, şimdi de fonksiyon grafiklerine başlıyoruz. Koray, X ve Y fonksiyonlar boyunca hep bundan bahsediyoruz evet. değil mi? Bahsettiğimiz bu fabrikasyon işlem analitik geometride, daha doğrusu koordinat sisteminde de gösterilebilir. Her X sayısının karşılığında bir Y sayısı alacaktır. Hı -hı. Ama tabii ki tanımlı olduğu aralıkta, tanımsız olduğu aralıkta bir değer almaz. Fonksiyonların tanımlı olabilmesi için iki tane temel şartımız vardı. Birincisi, Tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde bir elemanla eşleşecekti. Evet. İkincisi tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemana gidemezdi. Ama değer kümesindeki bir eleman tanım kümesindeki iki elemanla ne yapabilir? Eşleşebilir. Hı hı. Kadınlar ve çocuklar olayını düşünelim. Her çocuğun mutlaka bir annesi var ama çocuğu olmayan bir kadın olabilir. Ya da iki çocuğu olan bir anne olabilir. Öyle değil mi? Hı hı. Bir çocuğun iki annesi olamaz. Peki bunu grafiklerde nasıl inceleyeceğiz? Bir fonksiyonun olabilmesi için ya da bir grafiğin fonksiyon grafiği olabilmesi için dikey çizgiler indirdiğinizde fonksiyonu tek bir noktada kesmesi gerekir. Eğer birden fazla noktada kesiyor ise ya da fonksiyonu hiç kesmiyor ise tanımlı olduğu aralıkta o zaman bu ifade bir fonksiyon belirtmez. Şimdi şu grafik aslında şöyle gidiyor arkadaşlar. Bu da sonsuza doğru gidiyor. Şöyle düşünün. Dolayısıyla ben dikey çizgiler çizdiğimde mutlaka tek bir noktada kesecek. Hani şöyle küresel bir yapı yok. İki noktada kesmiyor. Dolayısıyla bu ifade R'den R'ye bir fonksiyon belirtir. Sıkıntı yok. Gelelim buna. Bu ifadeye dikey çizgiler indiriyorum. Tek bir noktada kesiyor. Fonksiyon belirtiyor mu? Belirtmiyor. Neden? Çünkü grafiğin şu tarafına geçtiğimde burada bana kesildiğini söylüyor. Halbuki tanım kümeme bakıyorum. Tüm reel sayı var. Yani bu ne? Allah Allah! Özür diliyorum, özür Z, diliyorum. X, yani Fatma bir şey demiyorum artık sana. Şunlar ilk şunlar y olacak arkadaşlar. Onlar Allah'tan doğru. aşağıda kurtarmışız. Peki dikey çizgiler çizdiğimizde tüm x değerlerini kapsaması lazım. Çünkü tanım kümemizde tüm reel sayılar var. Ancak bakıyorum, atıyorum burası 4 olsun. x'in 5 olduğu değer için grafiğin bir karşılığı yok. yok. Demek ki tanım kümesinde açıkta kalan eleman var. Yani çocuğu bazı çocukların anneleri yok. Anneleri doğmamış. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. değil. O zaman bu ifade bir fonksiyon bu belirtmez. Bu tabii ki tanım kümesinde reel sayılar dediği için Tabii ki tanım diyor. kümesi beni sıkıntı yaratıyor. r 5 diyebilirim. Mesela Doğru. atıyorum şurası eksi 3 olsun, şurası 4 olsun. Eğer tanım kümesi eksi 3'ten 4'e kadar deseydi, eksi 3 dahil, 4 dahil değil, o zaman bu bir fonksiyon idi. Evet. Ama bu sittiğin sene uğraşsa fonksiyon olamaz. Neden? Çünkü çizgi indirdiğimde İki farklı noktada kesiyor zaten. Hmm. Bu çocuğun iki tane annesi var. Ya da buradaki ifadelere baktığımızda buradaki çocuğun annesi yok. Halbuki tanım kümesi yine tüm reel sayılar verilmiş. Evet. Öyle değil mi? Bu ifade olmaz. Peki bu bir fonksiyon mudur? O bir fonksiyon mudur? Evet fonksiyonudur. Bakıyorum dikey çizgiler indiriyorum. Hep aynı değer hatta sabit fonksiyondur. Çok güzel. Bu bir fonksiyondur. Artı üstüne üstün sabit fonksiyondur. Neden? X eksenine paralel bir doğru var burada. Hı hı. Mesela burası 5 olsun. F1 5, F2 5, F3 5. Hep aynı noktada gidiyor. Fonksiyondur ve sabit fonksiyondur. Peki bu bir fonksiyon mudur? Tam sayılardan tam sayılara demişiz. Evet. Şimdi bu tam no sayılardan noktalar, tam olacak? tam sayılara denk gelen değerler bunlar. Koray. Yok aralarından bir şey geçmemiş mi? Ben anlamadım. Geçmiyor. Bir şey Çünkü He. tam sayı. Bak tanım kümesi tam sayı. Tanım kümesi tam sayı olduğuna göre atıyorum x'in 1 bölü 3 olduğu değeri veremezsin değil mi? Hı hı. Burada x'in 1 bölü 3 olduğu değer şurada. Hı hı. Veremiyorsun. Tam sayıdan tam sayıya gibi bir ifade olursa eğer sonucunun böyle olması lazım nokta nokta şeklinde gelmesi gerekiyor. Evet. Anladın mı sevgili? Anladım. Grafiksel olarak. Pek karşılaşmazsınız bu grafiklerle. Ama mantığını anlayın diye söylüyorum. Tanım kümesi tam sayı varsa x'in 1, 2, 3, 4 olduğu yerde karşılığının olması lazım. x'in 2,5 olduğu yerde karşılığı olmaz. Peki öğretmenim tam sayı vardan reel sayı var olsa yine aynı. Yine nokta var. Çünkü tanım kümesi önemli benim için. Tanım kümesinde sadece tam sayı var varsa 1'de, 2'de, 3'de, 4'de buralarda ya da negatiflerinde. Buralarda değer alabilir, başka yerde değer alamaz. Peki, R'den R'ye bir fonksiyon mudur? Şurası dolu bu arada. Evet, dikey çizgiler indirdiğinde hep tek noktada kesiyor, Hı -hı. sonsuza kadar gidiyor, fonksiyondur. Evet. Koray bir şey daha söyleyeceğim. Hı -hı. Mesela F, A'dan B'ye ise. F-1, B'den A'ya değil miydi? Evet. Bir fonksiyonun fonksiyon, bir grafiğin fonksiyon olduğunu anlamak için dikey çizgileri çiziyorsunuz ya. Tersinin var olup olmadığını anlamak için de yatay çizgiler çizeceksiniz. Yatay çizgiler çizdiğinizde tek bir noktada kesiyor ve fonksiyon şartını sağlıyorsa birebir örtendir. Tersi de vardır. Hı. Mesela bu. Yatay çizgi çizdiğinde o 3 noktada kesti. Örten değil. birebir bire bir değil daha doğrusu. Bu fonksiyonun tersi yok. Şuna baktığımda ha, eğer de şu de aralık de vermiş de. olsa evet. tek noktada keseceği için tersi Hı -hı. olacaktı. Olayım. Ama bu o yeni 5 olduğu yerde sonsuz noktada kesiyor. Hı -hı. Tersi yoktur. Zaten sabit fonksiyonun e, kümelerini hatırlayın hepsi tek bir noktaya gidiyor. Tersinde birden hop hepsi tüm noktalara gidecek böyle bir fonksiyon olamaz. Şunun tersi var mı? Yok. Şura Şuralarda çünkü sonsuz aynı noktada kesiyor. Gayet güzel açıkladık bence. Şimdi geliyoruz. Lütfen beni anla. Ben siz bu yola devam edemezsin. Olay şu arkadaşlar. Acıklı bir hikaye anlatacağım size. Grafiği bilmeyen çocuk fonksiyonları çözememiş. Çok acık olmadı herhalde. <laughs> ama grafiği bilmezseniz fonksiyonları çözemezsiniz. Ne yazık ki böyle. Havanın soğukluğunu, mu, esprinin solgun <laughs> bilemedim ama artı muhasebeye git çıkışlar. Artı olayda şu da var. Fonksiyonlar, limitin, türevin, integralin temelini oluşturur. Aslında şu grafikler var ya matematiğin temelini oluşturuyor ya. Matematik deyince insanın aklına grafikler gelmedi. Mesela mutlak değer konusunu çözerken ben birçok zaman grafiklerden faydalanıyorum. Çok farklı bir soru tarzı geliyor ya karşıma. Hemen düşünüyorum bunun grafiği nasıl olur? Ha grafiği böyle olur o zaman bunun şura vardı kökleri vardır. Hı hı. Bu akla gelebiliyor. O yüzden grafiklere hakim olmanız gerekiyor. Şimdi sizleri bu grafiklere hakim edeceğiz. Koray. Fonksiyonun tanım kümesi vardı, değer kümesi vardı ya da görüntü kümesi tamam. diyelim artık. Bu fonksiyonun tanım kümesi grafikte nerede gözükür? Hangi değerlerdir daha doğrusu? X değer aldı, aldığı X değerleridir. Çok tanım güzel. Kümesi. Tanım kümesi bu fonksiyonun alabildiği alabildiği Alabiledi. X değerleridir. Yani eksi 8'den 6'ya kadar. Bakın. Eksi 8 açık aralık. Eksi 8'den 6'ya kadar. Eksi 8 açık aralık, 6 kapalı aralık. Doğru mu? Doğru. Geliyoruz görüntü kümesine. X değerleri tanım kümesinde elemanlar ama Y değerleri... Görüntü kümesi. O zaman Y değerleri kaçtan başlıyor? Eksi 10'dan 7'ye kadar. Eksi 10'dan 7'ye kadar. Hı hı. Açıklık ve kapalığa dikkat edin. Buradaki her bir nokta için burada bir nokta bulacaksınız. Peki tamam tanım kümesi, değer kümesini hallettik. Bu arada neden açık buralarda? İçi boş. Neden kapalı şuralarda? İçi dolu. Buna da dikkat edin. F0'ı nasıl bulacaksınız? X'in 0 olduğu noktada Y değerini istemiyor mu? X 0 iken Y hop. Dikey çizgi çizin arkadaşlar. Buna alışın. Dikey... Bu, bu, bunu bulmuştum. <laughs> Aynı kendim rengi kendim buldum. Rengi. Evet. F0 direkt olarak kaç olacak? Eksi 3 olacaktır. F0 eksi 3. Peki. F eksi 3. X'in eksi 3 olduğu değere gelin. Dikey çizgi çizin. Bakın grafiği bu noktada kesmedi mi? Bu noktada kes. O zaman bu noktadaki Y değerine bakacaksınız. Kaç? Eksi 4 f eksi 8 hmm, x'in eksi 8 olduğu değer Gel ysi kaç eksi 10 dama dahil değil dahil olmadığı için burada fonksiyonumuz tanımsız. tanımsız. Peki soru şöyle olsaydı f kaç eksi 3 Yani x yerine kaç verirsen ya y'si da eksi 3 görüyor mu sormuş F 0 3 demek ki burası 0 olacak. Niye lan? X3'ü bulduk ya az önce direkt yanında Olsun. Kopya oldu. Oradan zaten kopyasını verdik. <laughs> Diğer bir soru. F kaç sıfır? Bu sefer X eksenine bakacağız. Nerede sıfırda kesiyor? Dikkat burada. edin. X 2 iken dikey çizgi çizdiğinizde burada kesmiyor mu? O zaman F2 sıfıra eşit. Doğru mu? Doğru. Koray hazır buradayken terslerini de anlatalım mı öğrencilere? Siz bana, biliyorsunuz siyah hocam. Siyah kalemi versene bana. Şimdi arkada tersleri vardır muhtemelen. Evet var ama ben burada da anlatmak istiyorum. Şimdi ne demiştik? Tanım kümesi elemanları bunlar. Görüntü kümesi bunlar. Tanım kümesi f-3, 4'e eksi 4'e eşit. f-8 eşit olsaydı eksi 10'a eşit olacaktı. Arkadaşlar eğer verilen değerler eksenler üzerinde değilse tespit etmek kolay. Mesela burada f6'yı çok rahat buluyor öğrenci. Evet. Ama f0'ı sorduğumda şaşırıyor. Böyle gidiyor. Bakıyor. O yüzden size dikey çizgi çizmeyi öğrettim. F0 mı? Dikey çizgi çiz. Burada kesti. Tersine bakacak olursanız. F-1 7. Bu sefer x'in 7 olduğu değil. F-1 dediği için y'nin 7 olduğu değere geleceksiniz. Ve yatay çizgi çizeceksiniz. Nerede kesti? x'in 6 olduğu değerde. F-1 0. Y'nin sıfır olduğu değere geleceksiniz. Şurası değil mi? Y'nin sıfır olduğu yer. X ekseni evet. önce. Yatay çizgi çizeceksiniz. Nerede kesti? 2'de. 2'de. F eksi 1 sıfır. 2 eşit. F eksi 1 kaç olsun? Eksi 4 olsun mu? Olsun. Y'nin eksi 4 olduğu değere gelin. Yatay çizgi çizin. Eksi 3. 3. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon zaten birebir örten bu arada. Yatay çizgiler çizdiğimizde tek bir noktada kestiği için tersi de var şey... ve terslerinde de budur. Şeyi Buyur. yapsak mı hocam? Bu fx grafiği ya. Hı -hı. buraya gerçi biraz sığmaz ama fx grafiğini okuyup eksi bir x'in grafiğine çevirmek. Ha üzerine bir de türevli olduğu noktaları da bulalım. <laughs> Türev koray ondan sonra integral nesil çocuklara verin. Ama güzel Şu olmaz fonksiyonlar mı? Sınırlar koyuyor. şey olacak. Evet yani, yani sen bunu kenarda al onları yap. Biraz uçuyor. <laughs> Peki, hadi burada grafiği okuyacağız. Bu f'in grafiği, bu G'nin grafiği bu arada. Hemen başlıyorum. F eksi 5, x'in eksi 5 olduğu değer. 0. Dikek çizgi, çizgi çizersek, şurada kesini de görüyoruz zaten, değil mi? Sen 0'sın. F eksi 1, yine 0, değil mi? Hı. Şurada. F 0, 2, doğru mu? Doğru. G eksi 1 bileşke g 4. A bir dakika g-1 ile g birbirini götürmez mi? Götürdü. Götürdü. O zaman bizden aslında f4'ü istiyor. Hı hı. F4 kaç? 4'e dikey çizgi çekelim. 0. Bu pardon, arada pardon o tam da onu söyleyeceğim. Tam... Bu g, g, g fonksiyonu <laughs> dikkat edin. F4 e, buradan çektik 5. 5. Böyle çektik 5. Evet. Güzel. Burası 5. Yani yukarının toplamı 7. Geliyoruz g-1 bileşke f1. Hı hı. Şimdi f1'i biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama f1 a diyelim. Koray. Tamam. Dikkat et. Şimdi G-1'i bilmiyoruz ya. Bir sıkıntı yaşayacağız değil mi? Hı hı. Onu nasıl aşacağıma dikkat et. Sen de öğren. Sen de öyle aşarsın. F1 A'ya mı eşit? Hı hı. Gülme. <laughs> F1 A'ya eşitsek şimdi G-1 A'ya mı bulacağım ben? A'dan yatay mı gideceğim? Evet. G-1 A göre yatay. <laughs> Nereye döndü? 1'e döndü. 1'e döndü. Yani burası kaç? Bir. Dikkat edersen hiç F, G fonksiyonu hesaplamak zorunda kalmadım. Zaten. Dikkat et. <laughs> Bulurdum yoksa biliyorsun. <laughs> bu noktada. F ile G fonksiyonları eşit kesişiyorlar. Hı <laughs> F ile G fonksiyonları bu noktada eşit olduğu için siz şunun yerine F yazabilirsiniz. F 1 bir bileşki F1 nedir? Birdir. Süper anlık kabul <laughs> et. Bir süre sonra dinlemedim hocam. Ne demek <laughs> dinlemedim? Buraya bak. Şimdi bak şu noktada kesişmiyorlar ya mı? Ya tamam ben anladım. Hayır siz anlayın. <laughs> bu noktada kesişmiyorlar mı? Demek ki bu noktada f ve g fonksiyonları eşit. f ve g fonksiyonları bu noktada eşitse şuradaki g yerine f yazabilirim. f ile f-1 birbirini götürür ve ne kalır? 1 kalır. Sonuç 1'dir. Ama g8 için bunu yapamam. g8'i bulmam lazım. İki yöntem var. G fonksiyonunun doğrusal fonksiyon olduğunu oldu, görüyorum. Çekemediniz mi yatay dikey? Teslim. G fonksiyonunun doğrusal fonksiyon olduğunu görüyorum. Doğrusal fonksiyon analitik geometriden biliyorsunuz ki <laughs> denklemler hatalıkta kurulabilir ama yapmayacağım. Dikey bir çizgi çizeceğim 8. <laughs> yani. Şurası değil mi aradığım değer? Şurası 4, şurası 4 değil Son mi? oradan eğimi bulalım. Burası 5 ise burası da 5. Yani g 1 g 8 <laughs> eksi 5 eşit olacak. Anladın mı burayı? Evet. Bak şurası 8 değil mi? Bu noktadaki karşılığını arıyorum. Burası 4 birim. Burası 4 e birim. Üçgen de e burası 5 ise aslında. burası da 5. Yani eksi 5. Güzel anlattım. 7 bölü eksi 4. Öğretmenin ben şimdi G fonksiyonu... Bu mi fonksiyonun... düşündünüz bu arada? Hayır Bu fonksiyonun... Bir sus bir. Öğretmenin ben G fonksiyonu nasıl kurabileceğimi bilmiyorum. Hemen hatırlatalım analitik geometride. X bölü X'i kesen nokta artı Y bölü Y'yi kesen i̇şte. nokta eşittir 1 deyin. Ve Y'yi yalnız bırakın. 1 eksi x bölü 4. 5'i karşıya atarsak y eşittir 5 eksi 5 x bölü 4 olmayacak mı? Y gördüğünüz yere gx yazın. 5 eksi 5 x bölü 4. İşte size g fonksiyonu. 8'i burada Hatta yaz. g'nin tersini de bulabiliriz bu şekilde. Evet. Orada benim kastettiğim oydu. Yok yatay dikey. Yok şu bu. Neyse. Peki f4. 6. Hmm. f eksi 1 eksi 5. Y'nin eksi 5 olduğu yere bakacağım. Eksi 6. Doğru mu? Doğru. F eksi 1 sıfır. Y'nin sıfır olduğu. Y'nin sıfır olduğu yeri bulduysan x ekseni etrafına gideceksin. Hop. Burada mı kesecek? Hı hı. Eksi 3. F sıfır. X'in sıfır olduğu. X'in sıfır olduğu yer ama y'yi arıyorsun sen. Dikeye çizgi çizeceksin. 3. Ve son olarak. F eksi 1 6. Y'nin 6 olduğu değer. Kaç? 4. 4. Şu eksi 3 değil mi? F eksi 1 0 ya. Az önce yanlış yazdım. Hı hı. Yukarısı 6 2 eksi 12 eksi 6 bölü aşağısı eksi 4 yanıt 3 bölü 2 olacaktır. 3 bölü 3. Yoruldum galiba ben. <laughs> Fark ettim. Orada eksi 3 dediniz ben deyip 3 yazdım. Hadi bakayım sen bu doğrusal fonksiyonun denklemini kur. Tamam doğrusal fonksiyonu ne yapıyorduk? x bölü. Dur. Az önce doğrusal fonksiyonun denklemini kurmadan rahatlıkla çözmüştüm. Burada niye kuruyorum ki? Ama burada F3 değerini sormuş. Ya yani Çok fazla F var. Her seferinde benzerlik kullanamam. Anladın evet. mı? Bu beni rahatsız ediyor. O yüzden Hı. direkt fonksiyonun denklemini kurayım. Hepsi C'ni bulayım. buyur Tamam. Doğrusal fonksiyonu ne yapıyorduk? X bölü. X'i kestiğimiz nokta. 2 artı. Y bölü. Y'yi kestiği nokta. Kim bilir ne kaç göz yapıyorsunuz. Bir, Benden bekler misin öyle bir şey? Evet. Y bölü 4 eşittir. 1 artı. X Namın bölü 2. Değilmiş. Y eşittir. 4 artı. 2x. Arkadaşımız 4'ü çarpı olarak karşıya gönderdi. Pratik zeki olduğu için pratik çarpma işlemi yaptı. Evet, y dediğimiz zaten fx'ti. Yani 4 artı 2x oldu. Peki biz buna şöyle diyebiliriz of. değil mi Koray'cığım, Bey'cığım? fx eşittir 2x artı 4. Neden? Tersine de ihtiyacım var. Bir zahmet onu da bulayım x eksi 4 Şu bölü 2. da bulalım istiyorsanız hocam. Yok gerek yok canım. f2'yi bulurak f2 bulabilirim onu. f3 kaçsın? 10. f2 kaçsın? 8. f8 kaçsın? 20. Hı hı. yukarısı 30 mu oldu? Evet. Bölü. f eksi 1 eksi 1 pardon 1 kaçsın? Eksi 3 bölü 2. Eksi 2 tane 1 pardon. f eksi 1 eksi 1. Şimdi eksi -1. 1. Eksi 5 bölü 2. 10 bölü 2. Eksi 3 daha 7 bölü 2. Yukarısı da 30. 30 çarpı 2 bölü 7. 60, Sonuç bölü, 7. 60 bölü 7. Olacaktır. Kim çözdü? Tabii ki de ben. Güzel. Şimdi diyor ki ...FA 0 şartını sağlayan... ...yani Y'nin 0 olduğu noktadaki... ...A değerlerini bul. Dikey çizgi çek. X kaçtır? X Şimdi bu FX denklemi ya. FX denklemi evet. değil mi bu? X yerine 6 koyduğumda... ...F 6 sıfıra eşit değil mi? F1 sıfıra eşit değil mi? Evet. F3 sıfıra eşit değil evet. mi? Eksi 6 ne öyle ne yapıyor? <laughs> Eksi 6, 1, 3 hepsinin toplamı eksi 2 mi? Hı -hı. X değerlerinin toplamı eksi 2'dir. Benden bunları istiyor. Öğrencilerim bu çok kolay. E, aşağıdaki. Ya da neden böyle anlattınız? Görüyoruz zaten diyebilirsiniz. Aşağıda fx eksi 2'yi vermiş. Yine aynı şeyi soruyor. Sıfır yapan değerler. X yerine eksi 5 mi koyacağım? F eksi 7. Sıfıra eşit burada. X yerine eksi 1 mi koyacağım? F eksi 3 sıfıra eşit. O. O. X yerine 3 mi koyacağım? F 1 0 eşit. Dolayısıyla toplamları eksi 9. Hemen kafayı karıştıran noktayı söylüyorum. Öğrenciler bazen şöyle düşünüyorlar. Ben burayı eksi 5 yapacak değeri yazacağım diye düşünüyorlar. mesela. Bakın bu fx eksi 2 fonksiyonu. Doğru. Ama bu x ekseni. Yani adam sana x eksi 5 olacak diyor. x eksi 5 olacaksa sen buradaki x yerine eksi 5 yazacaksın. x yerine eksi 5 yazdığında 0 oluyor. f eksi 7 0 eşit. Anlaşıldı mı burası? Hı hı. Güzel. Sen kenarda şapka yap tamam mı? Eve götürüp resim çizebilirsin tamam Peki bu sefer de fx artı 2'yi vermiş. İşte burası kıl. Gerçekten de. F0. F0'ı bulmak için x yerine kaç koymam lazım? x2 koymamız lazım. Evet çünkü bak. Ama hocam x yerine 0 koymuş demiyor burada. Ben f0'ı istiyorum diyor. F0'ı istiyorsan verilen fonksiyon fx artı 2 f0'ı bulmak için x yerine kaç koymam lazım? -2. Eksi -2. Iki. Eksi iki. x yerine -2 koydun. Hop. 2. Az önceki tersi aslında. f1'i istiyor ama bakın mantığı şu. f1'i istiyorum ya. f1. Hiç Bana x yerine 1 koy demiyor. f1. f1'i bulmak için x yerine kaç koymam eksi lazım? -1. x yerine -1 koyduğumda burada kesiyor. 0. Ve geldik buraya. f-2'yi istiyorum. f-2'yi bulmak için x yerine kaç koymam eksi lazım? -4. 4. Abo. Şimdi f-1, 4. Hı hı. Y'nin 4 olduğu yer için x yerine kaç koyman lazım? Eksi 4. O zaman şöyle yapalım. F-2 oluyor bu değil mi? Evet. 4'e eşit. Yani f-1, 4, eksi, eksi 2. 2 Tekrar söylüyorum. Y4, bunu görüyorum. Bu fx artı 2 fonksiyonu. Y'nin 4 olduğu noktada x yerine kaç yaz diyor? Eksi 4 yaz. X yerine eksi 4 bir yazıyorum ben. Hop. O zaman eksi 2 oluyor içerisi. Demek ki f eksi 1 4, eksi 2'ye eşit. Eksi 4'e değil. Hı hı. Burası eksi 2. f eksi 1, eksi 4. y'si eksi 4. x yerine kaç yaz diyor? 5 yaz diyor. f 7. Görüyorsunuz, değil mi? Bakın f 7 eksi 4'e eşit gerçekten de. x yerine 5 yaz. f 7 f eksi 4. O zaman f eksi 1 eksi 4 kaçı eşit? 7'ye. Ee, eksi 12. eksi 10 bölü 5'ten yanıt eksi 2. Anlaştık mı kolay Evet hocam. Sayısal işlem hatası ya, burada olabilir orada topumu çıkarmadan. En kötü da. hiç fark edemeseler dahi tek tek yaz kardeşim. f 4 4 eşit, f 2 2 eşit, f 1 0 eşit. Sonra tersini yazsın öğrensin çocuk. Hayır oradan da görebilir yani göremez miyiz? Senin sorun mu benim sorun mu? Hangileri doğrudur diyor kesinlikle ama. Ben soru ama. yazmadım grafiğe. Şimdi kesinlik isteyen grafiklerde tepe noktalarına eksenleri kestiği noktalara dikkat edeceksiniz. Mesela bu fonksiyonu atıyorum. 2 ile 6 aralığında f fonksiyonu negatif değerler almış. Evet. Aynı zamanda eksi 1'e kadar da hep negatif değerler Hı -hı. var. Eksi 1 eksi 3 aralığında hep pozitif değerler. Y noktasına bakıyorum. X ekseninin üzerindeyse grafik pozitif değerler alıyor. Ama altındaysa negatif, negatif. değerler. Şimdi f 5, x'in 5 olduğu yer negatif mi? Negatif. F 1 negatif. 2 negatif sayının toplamı sıfırdan Negatif'tir. küçük müdür? Evet yani evet. doğru. F bileşke f 0. Bunu şöyle düşünmem lazım. F f0 diye düşünmem lazım. f0 kaç? -2. -2. f-2 kaç? 1. 1. 0'dan büyüktür Doğru. diyor. Doğru. f-3 0. f6 0. Toplamları 0. Doğru. f -5/2 -2 iki. Iki buçuk gibi bir şey şurada mı? Evet. f7'den küçüktür diyor. f7 de şurada bir yerde mi? Hı hı. İşte buna emin olamazsınız. Az önce bahsettiğim şey şey. f6 altı... Burada mı F7 belki de burada yani şunun altında bir yerde. He ikisi de pozitif. Evet şekle Negatif bakarak. Yok yani. ikisi de pozitif şekle bakarak ama hocam bu daha sağdadır daha büyüktür Hayır. diyemezsiniz. Kıyaslamaları size net olarak vermediğim müddetçe. Doğru. F -5/2 bölü sanki F7'den daha küçük gibi gözüküyor. Ama belki de grafik şöyle gidiyor aslında. Öyle değil mi? Grafikte sayısal bir değer vermediğim müddetçe burada bu yorumu yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu belirsiz. Sadece 3 tanesi doğru diyebilirsiniz. Bu sefer de Koray şöyle bir hile var. f-1 fonksiyonunu vermiş bize. Tamam mı? Tamam. f-1 fonksiyonunu vermiş bunları istiyor. Ne yaparsın? f-1 4'ü soruyor. x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Yani f-1 4 6'ya eşit. Tamam. Ama Normal f x gibi aslında. Peki doğru. f-1 4 kaça eşit? 6'ya. Bu sefer x'e 4 veriyorum. Tersini soruyor ama Fonksiyon zaten tersi. 6. F6. Ha bu altı sefer Y'nin out olduğu değer. Evet. 4. F-1-5. Eksi eksi X yerine eksi 5 var. Eksi 7. Eksi 14 olur. Artı F0. 2. Ama şöyle gideceğiz değil mi? 2. Artı F-1-0. Şurası eksi 1 sanırım. F-1-0. X'in 0 olduğu yerde eksi 1. Hı hı. Sonuç 10 bölü eksi 13. Doğru mu? Doğru. Ben şöyle yapıyorum. Bunu vermiş. Eksi 1'i siliyorum. Bunu f yapıyorum. Bunu f yapıyorum. Bunu eksi 1 yapıyorum. Bunu f yapıyorum. Bunu eksi 1 yapıyorum. Bunu f yapıyorum. Neden? Hep benim gözüm normale gidiyor ya. Fx'e gidiyor. Fx'e gidiyor. E, kafa karışıyor çünkü. O yüzden böyle yapınca hiç problem kalmıyor. F4, 6. F-1, 6. 4. F-5, eksi 7. F-1, 0. 2. F-0, eksi 1. Daha kolay bir şekilde geliyor. Tamam mı? Sen de böyle yapacaksın. Tamam mı? Bundan sonra. Tamam. Peki. Bir dahaki çekimde <laughs> görüşürüz.